كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. Sizin hayatınız yoktu. O size hayatı verdi. O size hayatı verdi. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ Allah'ı ne suretle inkar ediyorsunuz yani? Halbuki ne diyor? Sizin hayatınız yoktu. Sizin hayatınız yoktu. Evet. Ve küntüm envaten. Yani sizin hayatınız yoktu. O size hayat verdi. Evet. Fe ahyaküm. Fe ahyaküm. Evet. Sonra sizi öldürecektir. Sümme yumitüküm. Evet. Sonra yine hayat verecektir. Sümme yuhyiküm. Sonra size hayat verecektir. Ondan sonra ona rücu edip gideceksiniz. Sümme ilehi turcu. Ona rücu edeceksiniz, döneceksiniz. Ayetlerin nazmına ait 3 veçi bu ayette caridir yani. Bir, bu ayetin makabliyle irtibatı. Evet, ben biraz serice okuyabilirim ama anlaşılacak yani. Çünkü biraz dersi işlemiştik bu kısımda. Evet, ben oraya hızlı geçeceğim. Ama şurada esas sual var. Mevt hayatın zevalidir. Sual bu. Mevt hayatın zevalidir. Yani hayatın gidişidir. Ölüm yani. Ölüm durup dururken olmaz. Hayat varken gitmesi gerekir hani. Ona ölüm diyoruz. Biliyoruz değil mi? Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. Yani. Halbuki zerrelerde, ilk zerrelerde yaratılışta evet, küntüm envaten diyor. Siz ölüydünüz. Ya hayat yoktu ki nasıl ölü oluyoruz? Yani küntüm envaten. Yani önce size hayat verdi demiyor. Küntüm envaten diyor. Anlatabildim mi? Ayet-i kerimede. No, envat olmak için, yani mevt olmamız için bizim daha önce hayat sahibi olmamız gerekiyor. Halbuki mantık sırasına göre. Çünkü ölüm hayatın zevali. Soru bu. Nasıl oluyor da oluyor? Ben atladım. Direkt konuya buradan giriyorum. Çünkü daha önceki derslerde burada kalmışım. İşaretlemişim. Zevali mevt olsun. Yani nasıl oluyor da oluyor? Biz mevt, önce mevt diye niye söylüyor? Evet. Mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Zerrelerin mevttir. Sebebi ise 3. 4. düğümleri zihne kabul etmek üzere zihin için hazırlamadır. Yani burada ilk zerreler efendim bizim alemi arasırdaki zerrelerimize meselenin verilmesi efendim şey içindir. Zihni 3. 4. sümme yumituk sümme yuhikim sümme yumituk sümme ile turcuyor hazırlamak için kümtüm envaten diyor. O düğümleri hazırlamak için. Ama girizgah böyle. Bizimki şöyle söyleyeyim. Sümme kümtüm envaten cümlesi ukde yani birinci düğümü açıyor. Birinci düğümü açıyor. İnsanın cesedini teşkil eden zerreler, insanın cesedini oluşturan zerreler alemin zerratı içinde camit, dağınık bir şekildeyken alemin zerreleri içerisinde cansız ve dağınık şekildeyken bakarsanız ki mahsus bir kanunla, hususi bir kanunla muayyen bir nizamla yani yüzeyimize gelen zerreler muayyen bir nizamla buraya yerleşiyor. Doğru mu? Tırnağın ucuna, kemiklerin, gözlerin hepsi muayyen bir nizam, intizam yani. Hatta nizamlar silsilesi. Ben ona ruhtan gelen emirler diyorum. Hani kulü ruhu min emr rabbi. Ruhtan gelen emirler yani yazılımlar diyeyim tabiri caizse de. Bizdeki bilgisayardaki yazılım değil tabii. Hani Allah'ın yazılımı diyeyim. Anlatabildim mi? Yani ruhu min emri Rabbi. Kulü ruhu min emri Rabbi. Gideki işte o kanunlar muayyen bir kanun dediği o. Muayyen bir nizamla intizam altına alınarak alemi anasına gönderilir. Yani unsurlar alemine gönderilir o zerreler. Hususi kanunlarla. Alem anasırda sakit sakin gizli bir vaziyetteyken unsurlar aleminde yani sakin sakit hayat yok. Hiçbir hayat belirtisi yok. Sakin sakit. Birdenbire kafile kafile muayyen bir düsturla yine seçilimle tamam mı? Bu halaka ve sevvanın sevve kısmı. Yani önce halaka var zerrat yaratılmış ama şimdi sevvaya geçtik. Hep muayyen kanunla bir muayyen kanunla bir üst mertebeye bir muayyen kanunla bir üst mertebeye. Yani tesviye. Yani esma prosesine tabi tutuyor Cenab-ı Hak. Zerreleri. Önce zerreleri yaratmış. Ondan sonra zerreleri esma prosesine tabi tutuyor. Halaka
ve sevva. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çünkü biz hep tıraş etti manasına geliyor, hiç olmadı. Anlaşıldınız. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu kanun dedikleri esasında bu esmanın mürekkep bir şekilde aynı bölgeye tecelli etmesidir yani esasında. Bu noktada düşündüğümüzde. Yani esmanın cümlesinin bir arada bir noktaya tezahür etmesi, tecelli etmesi, orada gözükmesi meselesidir bu yönüyle. Yani esma prosesine tabi etmesi ne demek? Esmanın kendini orada göstermesi, ama esma diyorum bir isim değil. Cenab-ı Hakk'ın ilgili esması ve bütün esması bütün dereceleriyle, yani ilgili dereceleriyle, bütün dereceleri de demeyeceğim. Çünkü bütün dereceleri olsa insan olur. İlgili dereceleriyle, tamam mı? Oraya ne yapıyor? Tecelli ediyor ve göze gözüküyor, tezahür ediyor. Biz buna kanuniyet, hususi bir kanuniyet diyebiliriz yani. Çünkü hepsi birer mevzu nizam demektir. O esmanın iktizasını yerine getirmek. Cümlesi birden bir kanunla ifade edilir. Ben bunu derslerde uzun uzun izah ettim ama şimdi burada kısaca bahsetmeyeceğim. Başka ders havale ediyorum. Ayrıca buraya döneceğimi söz veriyorum yani. Ayrıca bir girizgahta. Alem anası da sakin sakin gizli bir vaziyetteyken birdenbire kafile kafile muayyen bir düsturla, yine yevmi bir intizamla, bakın yevmi bir intizam, harekas semavat fisiteti varat fisiteti eyyam mıydı? Ayet-i kerime şimdi sallamıyorum. Fisiteti eyyam değil mi? Fisiteti eyyam yani yevmi bir nizam var yani. Yevmi sen onu pazartesi, salı, çarşamba anlama. Yani alem mekanın yevmi yani, ama bir düzen, bir intizamı var yani o yevmlerin. Alem mekanın yevmi. Onu sen ne diyeyim, merhalede, süreçte anlatabildim mi? Fakat bu bizim şeyimiz de gün meselesi değil yani. İcabında Kur'an-ı Kerim'de günler var. Yani sizin saymanızda 1000 yıldır diyor Cenab-ı Hakk'ın katında, bir gün 1000 yıldır. 50.000 sene olan meali süresi var. 50.000 sene. Hani onun gibi yevm diye düşünüyorum. Yevm çok yani şeriat, yani şeriatı hani kübrada diyeyim, tamam mı? Şimdi gizli bir vaziyetteyken birdenbire yevmi bir düsturla, intizamla, bir kasıt ve hikmet altında, yine kasıt ve hikmet altında o zerreler alemi efendim hikmet altında alemi ve valide inkar eder. İntibar alemi ve valide de sükut içindeyken birdenbire açı, acayip garip bir tarzda nutfeye inkılap eder. Durusurken nutfe oluyor yahu. Ve sırf içinde hücrede emirler var diye bir şey malzemeyken nutfe oluyor. Yani ne diyeyim ben, silisyum, demir, şu bu bilmem neyken nutfe oluyor ya. Kan pıhtısı gibi, yani başlangıcı gibi sıvı bir şey. Onun içinde oksijen var, hidrojen var. Her şey var yani o nutfenin. Önce vebalit, sonra hususi bir düzenle nutfeye geçiş ve bütün elementler orada var, ama dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü nutfede bütün elementler bir arada duruyor. Çünkü insanda ne kadar element var, insanda o kadar element var. Farkında mısın? Kainatta ne kadar element var, insanda o kadar element var. Başka mahlukta böyle bir şey yok. Bak Allah'ın hususi tevhid mührü bu, farkına varalım yani. Bunu bak bilim adamları veya başkası böyle seslendiriyor mu? Efendim o binden ne kanunu diyor, yumurtluyorlar, ama böyle bir kanun olur mu ya? Kainatın tamamındaki elementler aynı oranda insanda olması. Kanunla açıklanabilir mi bu? Niye ki kedide köpekte olmadı, insanda oluyor diye sormazlar mı adamı? Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ha biz o yüzden de hani meyve sineğinden veya maymundan gelmedik. Çünkü kainattaki oranlar hep bizde tam olarak duruyordu. İlk insanda, son insana kadar da aynı özellik duracak. Anlatabildim mi? Ha dudağımız biraz daha kalın olabilir, biraz daha kıllı olabiliriz. Saçlarımız biraz daha gür, biraz daha kel olabiliriz. Biraz daha uzun boylu olabiliriz. Ama her zaman kainattaki altın oran bizde olacak. Ama bu maymunda yok, meyve sineğinde yok, timsahta yok, kedi de yok, ıspanakta yok, pırasada yok. İzah edebildim mi? Taşta, toprakta yok. Nerede var? Bir tek insanda var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir meyve sineği, bir maymun, bir fil. Ben kainatta ne kadar element var, üzerime toplayayım diyebilir mi? Bir sonraki nesilde, hani bilinçli veya bilinçsiz. Biz bunu keşfetmemiz bilimle bile kaç bin senelik, matematik sıfırda bulduktan 2000 sene sonra, hani 1400 sene sonra icabında, kaç bin sene sonra, özür diliyorum. Sonra biz kainattaki elementlerin oranlarını yeni bulduk. Ama ilk insandan beri her insan evladında kainattaki elementler aynı oranda var. Milyonda bir ise milyonda bir sende var. Sübhanallah. Sipariş etsin olmaz. Her bir nutfenin yanında. Yani nutfe deyip geçme. Mevalitten nutfeye geçiş öyle bir mevzu değil. Yani seçilim, hususi bir kanun dediğinizse öyle düşün ki şundan bu kadar gelecekse bundan da şu kadar gelecek. Fazlası gelemez. Nutfe olmaz o zaman.
Anlatabildim mi? Böyle bir durum var. Ve kainatla aynı oranda var. Kainat diyorum. Kainatın tamamını bilmeyen nutfe yapabilir mi? Ben size soruyorum o zaman. Kendi kendine böyle bir denge olur mu? Kainatın yani durup dururken elementler kainat oranında nutfede bir araya gelsinler. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Biz bu bilgiden kaç bin senedir yani habersizdik. Doğru anlatabildim mi? İnsanoğlu ilk insandan biri bilgisiz bir şekilde oranları tutturuyor muydu nutfesinde bilinmesinde? Siparişli olur mu bu? Ancak bu bir milyonda bir, on binde birse %4 ise %4. 10 binde 1 ise 10 binde 1 aynı oranda sende var. Bak bunu izah edebiliyor muyum ben? Bu olağanüstü bir açık kopya değil mi? Yani Cenab-ı Hak bunu ben yaptım demiş olmuyor mu? Yani kainatta kim tasarruf ediyorsa bunları o nütfiyede o yapmış olmuş olmuyor mu? Doğru mu? Bu bir mühür değil midir? Tevhid mühürü. Yani la ilahe illallah parmak uçlarımızı yazıyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. Onun gibi bir şey bu. Yani bu açık olanı. Bu çok açık. Yani bilimsel, birazcık bilimden kokusunu almış insan evladı diyecek, Sübhanallah diyecek. Kainatta kim elementleri aynı oranda yerleşmiş de nutfeyi de o yapıyorlar. İzah edebildim mi? Mevalitten nutfeye geçiş öyle bir basit mevzu değilmiş yani. Anlatabildim. Hüsnü Mizan der ki Hüsnü Hazretleri bunları diğer eserlerde açıyor zaten. Kainatla olan alakalarımızı anlatıyor. Burası önemli. Ve devam ediyorum. Ve birden mevalitten sukut içindeyken birden garip bir tarzda nutfe inkılap eder. Sonra müteselsil inkılaplarla alaka olur. Sonra mutka olur. Sonra et kemik olur. Birinci düğme açarken ayet-i kerime. Bu inkılapların her birisi evvelkisine nispeten daha mükemmeldir ama. Bakın. Çünkü her birisi seçilim var. Her birinde esma prosesi var. Ama bir öncesine göre daha bir kemal noktada. Fark ettiniz mi? Yani alaka nutfeden daha bir kemal noktada. Anlatabildim mi? Et kemik alakadan daha bir üst noktada. Mükemmellik noktasında. Layıkına göre evet, evvelkisine nispeten daha mükemmel ise de layıkına göre mevattır. Yani hayatsızdır. Yani bir önce sonrasına göre de hayatsızdır. Daha hayatsızdır. Bir sonrası hayata daha yakın. Farkında mısınız? Yani içinde bir nevi nereden baktığına bağlı. Bu tarafa doğru bakıyorsan evet ben diriyim. Ama şu taraftan bakıyorsam şu an envat durumundayım. Anlatabildim mi? Hayata uzaklık mesafesinde. Burasında yani bu düğümü Kur'an açıyor yani. Küntüm envaten derken böyle bir merhaleden bahsetmiş oluyor. Ve diğer merhallere sen hazırlıyor. Hangi merhallere? Ahirete yani meselesine. Sümme yumitüküm, sümme yuhikim, sümme yumitüküm, sümme ilahi turcevun meselesi yani. Ne hazırlıyor bu birinci düğüm? Şimdi ikinci mesele ve ahyaküm diyorum. Orada kısacık bahsedeceğim, bırakacağım dersi. Evet, hayat kudret-i ezeliyenin en büyük, en ince, en acip bir mucizesidir. Kudret-i ezeliyenin, yani içinde aciz olmayan kudretin en mükemmel, en üstün efendim mucizesidir hayat. Çünkü bir tarifi de yoktur. Bakın evrim biyolojisine dair olmak üzere en Allahsızı kimse açın bakın hayatın tarifini ilgili bir söyleyin. Diyorlar ki biz hayatın tarifini yapamıyoruz. Çünkü hayatın bir tarifi yok diyorlar bizim için şu an. Ama hayat var mı gözü cehren ediyor. Bilim dediğin net sınırlar dediler ya hayat konusunda çaresiz. Diyor ki biz hayatın tarifini, başlangıcını, bir sonunu çizemiyoruz. Çünkü hayat bir tecellidir. Bir sebebe dayanmaz. Bunu kaç defa söyledim ya. Anlatabildim mi? Bugün de bunu böyle bilmeyen evrimciler, Allah'a inanmayacılar, tamam mı? Yine de bunu aynı şekilde söylüyorlar, ifade ediyorlar. Evet, hayatın biz tarifini yapamıyoruz diyorlar yani. Bu meselede. Açın bakın internette var, şeyde var, dinleyen adamların profesörler şunlar bunlar. Ondan sonra şimdi kudretin en acip mucizesidir hayat yani. Bütün nimetlerden üstündür hayat. Nedir? Bütün nimetlerden üstündür. Ve meadin burhanlarından en zahir burhandır. Meadin burhanlarında en zahir burhandır. Evet. Yani sonradan döneceğiz, yaratılacağız da onun burhanlarının delillerinin en zahiridir hayat meselesi, delildir. Evet, hayat nevilerinin en ednası nebat hayatıdır. En düşüğü bitki hayatıdır. Hayat nebatiyenin başlangıcı çekirdekte. Nerede? Çekirdekte, habbede,
Hayat veya habbede hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Çünkü çekirdek her zaman, yani çekirdek hükmünde değil, bir zaman geliyor durup dururken tabiri caizse pıt diye kıpıldamaya başlıyor. Böyle ihtizaz halinde, böyle ihtizaza geliyor, yani titreşiyor gibi. Bir hareketlenme, bir ısınma. Böyle toprağın kendinden 100 kat yeri, 150-200 kat yeri toprağa şöyle bir şey diyor. Ne yapıyor? Sarsıyor. Kendine doğru tabiri caizse. Ama daha önce, bir dakika önce hiçbir hayat belirtisi göstermiyor. Yani bu ihtizaz başlamadan önce. Ama vakti gelince öyle bir etrafı 100 kat yeri, 1200 kat yeri bir şöyle bir toprağa ne yapıyor o çekirdek? Hani ben bir şey olacağım diyor. Buğday olacağım, ben işte nar ağacı olacağım, şu olacağım demeye başlıyor yani. Ondan sonra o hayat düğümünün açılmasıdır. Habbede hayat düğümü açılır ama çekirdekten habbeden açılıyor, farkına varalım. Bütün keyfi, bunun keyfi o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar meluf iken zamanı Adem'den şimdiye kadar hikmeti beşerden, felsefeden gizli kalmıştır. Evet, çekirdek hakkında hala herhangi bir şekilde bir yazılımımız, bir benzerimiz yok. Konuları daha keşfedemedik. Niye? Çekirdek, yani mesela bir mobilyayı mesela çekirdek hükmünde depolarda saklayıp eve götür, bunu suda mobilya olacak. Anlatabildim mi? Veya hani çekirdekteyken bir şeyi saklamak çok kolay değil mi? Madem ki bu açılacaksa depolama maliyetleri kalkar ortadan. Doğru mu? Ve bunun nasıl olduğunu da açıklaması da yok. Yani çekirdeğin içinde 4 tane diyor, bilim diyor 4 tane şey var diyor. Karbon, hidrojen, oksijen, azot var diyor. Bunların diyor durup dururken niye bir anda hayat gibi bir şey başladığını, bunun ihtizaza geldiğini duyuyor musun? O zamandan önce niye hayatın başlamadığını bir açıklama durumu yok. Ve başladığı noktada ihtizazın da niye malzemelerin gelip de bu nizama göre geldiğini ve o malzemeleri nasıl çektiğini topraktan bir açıklaması yok. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ve niye buradaki değişime göre malzemeleri çekiyor? Yani burada CH'den sonra ne gelirse magnezyumu, H gelirse bilmem neyi çekiyor. Bu niye böyle? O ne bilecekti olacak. Yani ben buradan çekemiyorum. Hani insanlık medeniyet olarak ona göre alet yapamamışım. Hani mıknatıs da çekemezsin magnezyumu. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bu nasıl oluyordu? Oluyor. Bu dizilim farkından bu malzemeler buraya yağıyor. Ve düzgün gelince de üzerine yığılmıyor. Tane tane gelip doğru yere yerleşiyor. Farkında mısınız? Bu konuda hiç bir araştırma duydunuz mu? Bu konuda dilim tam bu konuda sessizdir, sedasızdır yani. Çünkü hayatın başlangıç noktası ve muhteşem tecelliler var ve şey yok yani burada. Nedir o? Arkadaşlar, hiçbir sebep neredeyse gözükmüyor gibi bir şey. Kudretin hususi tecellileri yani. Tamam mı? Sebeplerle bağlanmış değil. Yani bir yazı yazdın diye niye o malzemeler toplan sonra gelsin? Diyorum. Tamam mı? Burada duruyorum ama şunu diyor Hüseyin Hazretleri 6. Çekirdek, çekirdek teknolojisi diye bir ders okutuyor muyuz? Duydunuz mu? Hiç böyle bir ders yok. Yani bitkin hayatını inceliyoruz, şunları yapıyoruz ama çekirdekte olup biteni anlatan ve durup dururken bir anda niye ağaç olmaya karar verdiğine dair bir hikaye duydunuz mu? Bilimde böyle bir şey yok. İncelemiyor bile. Bak Adem Aleyhisselam'dan beri fenlerden gizli kalmış bir meseledir diyor. Veya bence fenlerin cebellezi ettiği, yanlış anlaşılmasın. Yani sessizce gözden uzak tuttuğu bir meseledir yani. Meseledir yani. Böyle bir şey var. Çekirdeği Risale-i Nurlar kadar ön plana çıkaran ben başka bir eser bilmiyorum. Hani sen kimsin diyebilirsin. İnterneti var, televizyonu var, Google'u var, Hazreti Google'u var. Açın bakın yani. Çekirdeği bu kadar inceleyip bu kadar göz önüne çıkaran ve hayatı ve tevhidi bunun üzerinden açıklayan, bilimi de bunun üzerinden açıklayan bir başka eser ben bilmiyorum. El-Fatiha, Maserat. Kaldığımız yerden inşallah buradan devam edeceğiz. Ve ahyaküm kısmında kaldık yani. El-Fatiha, Maserat demiştim.